Orkid Başarılı Kadın Sporcular Podcast'ini sunar. Orkid'le Başarılı Kadın Sporcular programı başlıyor. Ben İknur Yılmaz. Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan, aynı zamanda atasporumuz olan, bir zamanlar savaş oyunu olarak oynanan, şimdilerde ise olimpiyat oyunlarında merak uyandıran bir sporun profesyonelini ağırlıyoruz bugün. Eline aldığı ciritle rekor mesafeleri aşan bu sporcu, yaptığım spor arkadaşlarımın yaptığından çok farklı diyor. Biz yetenekli sporcular, hasbelkader bulunmuş sporcularız diye belirtiyor. Cirit atma sporcusunun biri 100 metreci gibi patlayıcı, biri yüksekçi gibi de iyi bir sol ayak basıncının olması gerekiyor diye anlatıyor yaptığı branşı. 60 metrenin üzerinde cirit atan ilk Türk kadın sporcu kendisi. En baştan beri kapasitesinin yüksek olduğunun da farkında üstelik. Cumhuriyet tarihinde 60 metrenin üzerinde cirit atan tek kadın olmak benim için çok önemli ve gurur vericiydi diye anlatıyor yaşadığı mutluluğu. Ben çok şaşırmıştım. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlar cirit atma rekoru nasıl 56 metre olur diye eleştirisini de yapmaktan çekinmiyor. Onu en çok zorlayan sakatlık ve özlem oluyor. Madalyanın kaçtığı andan bahsedince bile tüylerinin diken diken olduğunu söylüyor. Yaptığı sporun adeta özüne inerek kendimi savaşçı ilan ediyorum, orada bir savaş verdim diyor. Haksız da değil. Bir zamanlar bu spor gerçek bir savaş sporuydu. O da savaşını sporun zirvesi olan olimpiyat oyunlarında veriyor. Heyecanı da tansiyonu da yüksek bir olimpiyat geçiriyor. İlk iki hakkı geçersiz sayılıyor. O anları olimpiyat heyecanından son hakkımın olduğunu bile bilmiyordum diye anlatıyor. İlk olimpiyatım olduğu için ayaklarım yere basmıyordu. Buz gibi kesildim. Soğuk terler attım. Hava çok sıcak fakat ben üşüyordum. Çok fazla su içiyorum ama ağzım sürekli kuruyor. Karnıma ağrılar geliyordu diye anlatıyor. Artık daha tecrübeli olduğunu söylüyor. Çünkü olimpiyatların havasını soludu bir kere. Giderken aklında sadece final yarışmak yer alıyor. Ama yaptığı branşın tarihinde ilk kez ilk 5'e giren Türk kadını oluyor. Madalyayı alan ilk kadın atlet olacağına da inancı tam. Antrenmanda attığımı atsaydım şampiyondum diyor. Atış yaparken heyecandan yarış alanını dahi sonuna kadar kullanamadığını söylüyor. Önümde hiç olimpiyat madalyalı bir kadın sporcu yok. Ben bu tabuyu yıkmak ve evet bir ablamız yapmış desinler istiyorum diyor. Benden önce olimpiyat madalyalı bir atletimiz olsaydı ben belki orada o özgüvenle olimpiyat madalyası almıştım diye altını çiziyor yaşadığı eksikliğin. İşte bahsettiğim bu sporcu olimpiyat dördüncüsü milli atlet Eda Tuğsuz. Hoş geldin Eda. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Eda, içerisinde çeşitli disiplinler barındıran bir spor yapıyorsun, atletizm. Branşın atma branşlarından biri olan cirit atma. Ciddi bir kuvvet gerektiren bir spor. Güçlü kadın nedir'in somut örneklerindensin sen aslında. Bu sporu yapmaya nasıl karar verdin? Eda Tuğsuz'un cirit atmayla olan hikayesi nasıl başladı? Aslında gerçekten dediğiniz gibi zor ve güce dayanık gerektiren bir spor. Fakat biz işte yetenekli sporcular, hasbelkader bulunmuş sporcularız. O yüzden beden eğitimi öğretmenim sayesinde başladım bu spora. Bu sebeple beden eğitimi öğretmenim bu branşa daha uygun olduğumu ve yapı olarak da buna yatkın olacağımı düşündü. Ben de bir yönelmek istedim. İlk başlarda biraz oyun gibi. Sonradan cirit atmayı sevmeye başladım. Sonrasında öğrendim atasporumuz. Bir de farklı bir branştı. Diğer arkadaşlarımın yaptığı branşlardan daha farklıydı. Ben de buna istinaden böyle bir branş seçmek istedim. Bu şekilde serüven başlamış oldu aslında. Yapılan sporun antrenmanı ile ilgili bilgisi olmasa da mutlaka nasıl yapıldığına dair bir fikri oluyor genelde insanların. Cirit atma sanırım bunların biraz daha dışında kalıyor. Bir cirit atma sporcusunun antrenman programı nasıl olur? Senden dinleyelim. Aslında bir ciritçi diğer atletler gibi olmalı yani koşu barındırdığı için diğer branşlar gibi disk atma, çekiç atma, gülle atma gibi olmadığı için koşu barındırıyor yani koşarak hızlanıyorsunuz. Ve bu sebeple de işte bir 100 metreci gibi patlayıcı, işte bir yüksekçi gibi işte iyi bir sol ayak basıncı falan olması gerekiyor. O yüzden bütün branşları kapsayan antrenmanlar var. Bunlar ağırlık antrenmanları var, sıçrama antrenmanları var, işte patlayıcı güce özgü antrenmanlar var. Tabii asıl olan yani atış antrenmanları var. Atış antrenmanları değişiyor, toplu oluyor, sağlık toplarıyla. Farklı şekilde varyasyonları var. Devam ediyor bu şekilde. Yani siz bir antrenmanda ne yapıyorsunuz? Bana bir günlük antrenmandan bahseder misin? Tabii ki de. İşte mesela sabah 7.30-8'de kalktığımda kahvaltımı yapıyorum. 10-10.30 sularında atış yapmaya gidiyorum.
yaklaşık 30 tane, 35 tane işte o günün yorgunluğuna bağlı. Hocanın da işte periyoduna bağlı birkaç tane atacağım. Ona göre atıyorum. Sonrasında işte biraz dinleniyorum. Akşam halter antrenmanı yapıyorum. Mesela bir günüm böyle ama ikinci gün mesela aynı antrenmanı yapamıyorum. Ben. Tabii ki antrenman programı değişir. Evet. Daha çok ağırlıklı olarak atış ve kuvvet antrenmanı. Evet, daha çok evet. Eda Türkiye rekortmeni, dünya gençler üçüncüsü, İslam oyunları şampiyonu ve hepsinden de önemlisi olimpiyat dördüncüsü bir sporcusun. Kuvvet gerektiren bir branşta bu başarılara ulaşman ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ama her sporcunun zorlandığı, kendisini zayıf bulduğu yanları vardır. Seni en çok zorlayan nedir yaptığın sporda? Yani aslında sakatlık diyebilirim. Yani sakatlandığımız zaman inanılmaz bir performansla ilgili kaygı bozukluğu başlıyor ve çok yorucu oluyor bu süreç. Aslında normal insanlara göre biliyoruz geçeceğini. Biz çok iyi farkındayız aslında sporcular bunu. Fakat işin içine performans girince ve yarışlarda yaklaşınca sanırım beni en çok demoralize eden şey sakatlığın sürecinde yaşadığım o kaygı bozukluğudur. Tabii ki de bir de yani özlem de var, aile özlemi. Aylarca aileden uzaktasın ve milli mücadele içindesin. O yüzden bunlar da zorlayıcı faktörler. Çünkü her zaman kendinle baş başasın gece yastığa kafanı koyduğunda. Ve bu beni mesela zorlayan süreçlerden. Ama tabii ki de sakatlık başka. Peki. Bir yolculuk yapalım. 2016 yılına gidelim. Spor hayatında bir kırılma yılıydı. 23 yaş altı atletizm şampiyonasında 57-24'lük derecenle Aysel Taş'a ait 16 yıllık Türkiye rekorunu kırdın. Bir hafta sonra Süper Lig yarışlarında rekorunu 58-95'e taşıdın. 1,5 metreden fazla bir mesafeden bahsediyoruz. 16 yıl bekleyen bir rekoru bu kadar yukarı çıkarmak sende nasıl bir hissiyat ve beklenti yaratmıştı? Yani aslında benim dönüm noktam 2017 diyebiliriz ama işte rekordan sonraki döneme konuşmak gerekirse tabii ki de yani mutlu oldum. Fakat 56 metre benim için böyle inanılmaz böyle uzakta bir kırılacak bir rekor değildi yani. Ben zaten onu 56 metre değil 60 metrenin üzerinde atabilecek kapasitemin olduğunu biliyordum. Fakat işte şartlar, olanaklar, işte bazı durumlar buna izin vermedi yani. Biraz geç bir süreç oldu. Ama tabii ki de yani Türkiye rekorunun bir de yıllar sonra Cumhuriyet tarihinde yani 60 metrenin üstüne atabilen tek kadın olmak benim için tabii ki de çok önemliydi ve gurur vericiydi. Aslında şunu istemiştim yani ben çok şaşırmıştım yani bir Türkiye Cumhuriyeti'nde niye 56 metre cirit atma kadınlar rekoru diye. O yüzden onun ardından bu şekilde arkamda da bir nasıl desem yetiştirilen sporcuların fazlalaşması için cirit atmaya yönelik. O yüzden kendim ben artık şey bildirmiştim yani bunu ben ilk başaracağım sonra sporcular, arkadaşlarım, kardeşlerim ve daha iyi çalışacak ve bunu öncülük yapan kişi ben olacağım diye hissetmiştim. Ya bu şekilde aslında o anki hissiyatım, gururum tabii ki de her zaman şeydi, hep iyiye odaklıydı yani daha güzel yerlere geleceğime inanmaktı. Nitekim de başardım diye düşünüyorum. Süpersin. Kariyerindeki en iyi derece 67-21. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da 64 metre attın. Olimpiyat dördüncüsü oldun. Bu derece Türkiye ve branşın adına da tarihi bir derece. Çünkü bu branşta bir ilk oldun. Bir yandan da kıl payı kaçan bir olimpiyat madalyası var. Sen madalyayı kaçırdığında seninle birlikte tüm ülke üzüldü aslında. Eda Tosus Tokyo'da o an neler yaşadı? Tosus geliyor şimdi. Eda'nın gerisinde kaldı böylece Usong. Neyse ki Eda Tosus. En azından bir 61 gerekiyor bize. 61 geliyor mu? Evet. 60-50 geliyor. Şu an bile tüylerim diken diken oldu. ben gerçekten de orada kendimi savaşçı ilan ediyorum. Çok savaş verdim. Fakat ilk defa olimpiyat oyunlarına katıldım ve ilk defa yaşadığım bir heyecan ve duyguydu. Seyirci yoktu evet ama ben bunu dezavantaj olarak görüyorum yani. Çünkü ben seyirciyle daha çok motivasyon sahibi, motive olan bir sporcuyum. Olimpiyat oyunları yani aslında şöyle, ilk defa yaşadığım bir organizasyon olduğu için çok stresli başladım ve ilk iki hakkım fualdi. Bunun üzerine stresimi yenip de yani tekrar ilk 8'e kalıp üstüne sürekli her atışımda koymam benim için çok mücadele ettiğim bir andı. Fakat mesela son hakkımın olduğunu bile bilmiyordum yani. Son hakkımın olduğunu, o heyecanla ayaklarımı yere basmıyordu. Bir an böyle buz gibi kesiliyorsun. Ben de sana onu soracaktım gerçekten. Buz gibi yani. Soğuk terler akıttım. Hava çok sıcak fakat ben üşüyorum yani.
çok tuhaf bir şeydi. Çok fazla su içiyorum ama ağzım sürekli kuruyor. Karnıma ağrılar girdi ve benim için yani evet mesela herkesin yaşayamayacağı bir duygu ama bir sporcunun da yani olimpiyatlardaki bir sporcunun da bu stres yönetimindeki gerçekten acemiliği de çok enteresandı. Çok acemilik çektim. Ama şimdi daha tecrübeliyim. Olimpiyat oyunlarının havasını tattım, soludum en azından. Ve şimdi bence ayaklarım daha yere sağlam basacaktır Paris'te inşallah diye düşünüyorum. Ben aslında olimpiyata giderken her zaman final yarışmak istedim. Ama benim final yarışmamın üstünde de bir şey oldu ve tarihte Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kadın atlet olarak yani hem final yarışıp hem de ilk beşte yer aldım. Bu benim için paha biçilmez bir duygu. Ben inşallah bunu madalya olarak da taşlandıracağımı düşünüyorum. Yani ilk Türk kadın atlet olarak bu madalyayı almak istiyorum yani inşallah. Gerçekleştiririm. Dördüncü oldun. Ama ikinci ve üçüncü de zaten sana çok yakın dereceler atmıştı. 64 metre atmıştı onlar da doğru hatırlıyorsam. Evet evet. Değil yani mi? Şimdi şöyle biri 71 metre attı. Biri işte yani 67 metre atarak oralara geldi. Ben biraz daha şeyde gittim ve pikimi orada yakalamak istedik antrenörümle. Nitekim de öyle oldu. Ben antrenmanlarda daha iyi derecelerim var. Antrenmanda attığımı atsaydım zaten şampiyondum. Bir de şöyle bir handikap var. Yani olimpiyat oyunlarını heyecanla anlatmak gerekirse 1,5-2 metrelikte bir geriden atışım var yani. Heyecana bağlı. Normalde hiçbir yarışta böyle bir şey yapmam. Yani yarış alanımı sonuna kadar kullanırım ama olimpiyatta biraz 1,5-2 metre geriden atmışım. Bu da tabii ki de yani dereceye etkileyecek unsur. Ama olsun. Yani daha ileri olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ilk iki hakkın hatalı kabul edilince üçüncüde heyecan yapman tabii çok doğal. Yani her sporcu o üçüncü hakkını atıp da ilk sekize kalamayabilir. Evet evet. Yani ilk iki hakkın hatalı, üçüncü hakkını atıp finale kalıyorsun. Çok, evet. O da değişik bir deneyim. Cirit atmada 60 metrenin üzerine çıkan ilk ve tek Türk kadın oldun. Bunu sen de söyledin az önce. Evet. İlk olimpiyatında olimpiyat dördüncüsü oldun. Hedefindeki en uzak derece nedir? Eda Tulsuz 2024 Paris'te kürsüde ne sallayacak mı? Kaç derece atacak? Şimdi şöyle, tabii ki de önümüzde 3 yıl gibi bir süreç var. Ben neyin ne olduğunu öngöremem. Yani bir şey söyleyemem. Sakatlıklar var, bir sürü olaylar olabilir. Yani gönlündeki nedir? Şey yapamam. Fakat tabii ki de her sporcunun hayali olimpiyatta madalya almaktır yani. Ve ben bu kapasitede olduğumu 2020 Tokyo Olimpiyatlarında gösterdim. O yönde çalışmalarımız devam ediyor. O yönde mücadelem devam ediyor. Her şeyimi o yönde planlamaya çalışıyorum. Fakat tabii ki de aksilikler olursa bu artık nasip kısmet işi. Ona da bir şey diyemiyorum. Ama illaki de ben o olimpiyat oyunlarında madalya alacağım diye de bir şey yok. Yani ben ama derseniz ki hayatının neyle düzene sokuyorsun. Ben 2024 Paris Olimpiyatlarına göre düzene sokuyorum yani. Her şeyim oraya odaklı. İnşallah orada inanıyorum yani. Benim yine her zamanki gibi eğer 2023'te bu röportajı yaparsak olimpiyat barajı. Mutlaka yaparız. Yaparsak her zaman yine diyeceğim ben orada final yarışmak isterim. Yani ilk önce final hedefiyle gitmek istiyorum. Çünkü final yarışmak gerçekten yani seçmeden finale atlamak benim finalimden daha şey stresli bir mücadele. O yüzden asıl stres kontrolü orada çıkıyor. Ben o yüzden 2023'te de eğer röportaj yaparsak kime ne olursa olsun final atmak için gideceğimi söylüyorum. Zaten hayatta da böyledir ya. Hayallerini, planlarını adım adım ilerlemek. Ya doğru olan da budur. Birinci merdivenden 10. merdivene çıkamayacağımıza göre. Tabii. Basamak basamak, yavaş yavaş, temkinli temkinli. Ayaklar yere sağlam basa basa gitmem lazım. Evet, çok kararlı bir Eda Tulsuz gördüm. Eda, bir rol modelin var mı? Kendine örnek aldığın birisi. Yani aslında şöyle, tabii ki de kendi branşımın dünya rekortmenine saygı duyuyorum. Çünkü hem anne hem de güçlü bir kadın ve benim yarıştığım dönemde de dünya şampiyonu oldu kendisi. Barbara Shpotakova. O benim için tabii ki de idol. Fakat kendime benzettiğim çok böyle gerçekten kendimi özlediğim yani herhalde Maria Bakalova'mıdır yani çünkü kendime de çok benzetiyorum onun vücut dilini falan öyle.
Peki herkese sorduğum bir soruya geldim. Son sorum bu sana. Seni dinleyen küçük kız çocuklarına buradan iletmek istediğin bir mesaj var mı? Senin yolundan gitsinler mi? Yani tabii ki de gitsinler. İlla ki cilt atma olmayabilir. Sporun her yerinde kız çocuklarının varlığı olmalı diye düşünüyorum. Yani bunları defalarca söylüyorum. Defalarca dile getiriyorum. Bir erkeği yetiştiren de bir kız çocuğu, bir anne, yani bir kadın. O yüzden kadın ne kadar bilinçli olursa, sporda ne kadar iyi olursa, biz o yaşam biçimi haline getirirse bir kadın sporu, çocuğunu da evladını da o şekilde yetiştirecek. Yani bir erkek şampiyonun annesi bir kadın yani. O yüzden ben her zaman söylüyorum, yani kız çocukları her dalda, her branşta, her yerde mutlaka olmalı. Ve ben şunu öngörerek, bu aslında evet manevi duygularda olimpiyat madalyası gerçekten çok istiyorum. Fakat en büyük istediğim şey, ben olimpiyat madalyası hiç olmayan, önümde hiçbir olimpiyat madalyası bir kadın sporcu yok. Ve ben bu tabuyu yıkmak için, benim arkamdan gelecek, gelecekteki sporcular için evet bir ablamız yapmış olimpiyat madalyamız ve bunu örnek alarak ilerleyeceğini, daha iyi ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü ben eğer o olimpiyat oyunlarında bir madalyalı bir sporcumuz olsaydı, atletizmde Türk kadın, ben belki de orada o özgüvenle olimpiyat madalyası almıştım. Bu anlamda ben bir ilk olmak istiyorum. Geriden gelecek nesiller daha da kendilerine güvensinler diyorsun. Evet, evet, aynen öyle. Peki o zaman çok teşekkür ederiz Eda yayınımıza katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Kusura bakmayın, biraz yorgunum. O yüzden ses tonum inşallah yansımamıştır diye düşünüyorum. Çok keyifliydi. Aynen. Seni dinlemek çok güzeldi. Ben çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Orkid'le başarılı kadın sporcular da Türkiye'nin son anda kaçırdığı o madalyanın hikayesini, hikayenin kahramanı Eda Tuğsuz'dan dinledik. Bir sonraki programda yine başarısıyla kulaklarımızı aşındırmış başka bir sporcuyla sizlerle olacağız. Çünkü onlar dinlenmeye değer. Orkid, başarılı kadın sporcular podcastini sundu.